Sevgili dostlar, değerli izleyiciler, Upcycle İstanbul Talks'ta konuklarımızla birlikte çok önemli konuları konuşuyoruz. Çok değerli konuları konuşuyoruz. Bugün de yine çok önemli bir konumuz bizlerle birlikte olacak. Çöpüne Sahip Çık Vakfı Genel Müdürü Emrah Bilge bizlerle birlikte. Emrah Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Emrah Bey şimdi bu çöp konusunu uzun zamandır konuşuyoruz. İlkokulda çocukların bilinçlenmesinden tutun da iş dünyasının atıklarını, çöplerini daha etkili bir biçimde yönetmesine kadar giden geniş bir skalada konuşuyoruz ama bize bir anlatır mısınız? Geldiğimiz nokta nedir? Nasıl bir resimle karşı karşıyayız? Burada kilit, önemli bileşenler, önemli noktalar neler? Ee, geldiğimiz noktadan önce bir işin geçmişine bakalım. Hani niye buraya geldik, nereden geldik? Aslında bu önemli. Çöp problemi, yani insanoğlu varlığından beri tüketiyor. Tükettiği için de bir şeyler üretiyor atık olarak ya da çöp olarak adına verirseniz değil. Ama bunun sorun haline gelmesi aslında sanayi devrimiyle başlıyor. Şimdi tarih dersi anlatmayacağım fakat son 150-200 yılda bütün insanlık tarihinden çok daha fazla atık ürettik. Bu o kadar hızlandı ki son 50 yıl içerisinde plastiğin icat edilerek işte ticari hayata girmesi ve günlük kullanımda artması giderek tek kullanımlık ürünlerle şu anda ürettiğimiz her şeyden daha fazla atık tırnak içinde çöp üretiyoruz insanlık olarak. Dünyada 2.1 milyar ton yıllık bir çöp üretimi var. Ee, Türkiye'deki yaklaşık 32 milyon ton civarında. Ee, bunlar evlerde üretilen çöpler, sanayi atıklarını bunun dışında tutuyorum. Neden buraya geldik? Nedeni çok basit. Tüketim alışkanlıklarımız tamamen değişti bu geçtiğimiz yüzyıl içinde. Yani ihtiyacımızı tüketmekten çıkarak aslında artık birazcık satıcının ya da bize üretip de vermeye çalışanın ihtiyacını karşılayacak şekilde tüketmeye başladık. Tek kullanımlık ürünler hayatımıza girdi. Tek kullanımlık ürünler bütün çöplerin çok ciddi bir miktarını, neredeyse %70'ini aslında oluşturuyor. Yani attığımız her şey yaklaşık %70'i bir kere kullanılarak atılmış şeyler. Bu bir kere kullanılarak atılan tek kullanımlık ürün dediğimiz şeylere bu arada söylediğimizde sadece aklımıza işte pipetler, tek kullanımlık bardak, tabak vesaire gelmesin. Ambalajlar da tek kullanımlık ürün. Günlük kullandığımız plastik poşetler de tek kullanımlık ürün. Dolayısıyla aslında tüketim kültürü, tüketim ekonomisi bugünkü noktaya gelmemize sebep oldu. Şu anda ürettiğimiz en fazla ürettiğimiz şey çöp. Ve bunun çok büyük bölümünü maalesef geri dönüştürmüyoruz. Ya doğaya terk ediyoruz ya da işte yakıyoruz bir şekilde kurtulmaya çalışıyoruz. Birçok kavramdan konuşuyoruz Emrah Bey. Geri dönüşümden bahsediyoruz, bu çöplerin ayrıştırılmasından bahsediyoruz ama burada nereye odaklanmak lazım? Yani bu kavramlar içerisinde bir önceliklendirme yapmak gerekirse nereden başlamalı, nasıl ilerlemeli? Şimdi aslında atık yönetiminin, atık yönetimi dediğimiz aslında bu çöpün ya da atığın oluştuğu andan tüketim süreçlerinin sonuna ve işte bunun nasıl bertaraf edildiğine kadar olan bütün süreci kapsayan bir şey. Bu atık yönetiminin en en makbulü tabiri caizse atık oluşmadan yapılanı. Yani bu zaten biliyorsunuz bütün her şey için geçerlidir. Sorun yani Sorunu oluşmadan ortadan kaldırmak. Çünkü Hı -hı. sorunu ortaya çıkardıktan sonra ortadan kaldırmanın da bir maliyeti var. Hem maddi maliyeti var hem bir çevre maliyeti var. Dolayısıyla aslında birinci adım tüketim alışkanlıklarını gözden geçirip bu tüketim ekonomisi içerisinde minimum tüketimle hayata devam etmek. Bu Tabii ki mağara hayatına dönelim anlamına gelmiyor. Minimum tüketim dediğimde bazen böyle kaşlar kalkabiliyor. Hı hı. Minimum tüketim aslında çok basit bir şey. İhtiyacım olmayan şeyleri tüketmeyeceğim. İhtiyacım olan şeyleri de ihtiyacım kadar. Demin dedim ya, satıcının değil benim ihtiyacım kadar tüketeceğim. Tek kullanımlık ürün dediğimiz şeylerin büyük bölümünü de hayatımdan çıkaracağım. Hep benim verdiğim bir örnek var, izninizle onu vereyim. Şimdi plastik pipetler var biliyorsunuz. Meşrubat içiyoruz ya. Plastik pipet gerçekten neden ihtiyaç duyulur? Yani ben bu soruyu herkese soruyorum aslında. Bunun net bir yanıtı da yok. Bana sorarsanız plastik pipet aslında tıbbi bir şey. Gerçekten bardaktan ya da şişeden içemeyen bir insanın kullanması gereken bir şey. Ama biz kültürümüz o kadar yerleşmiş ki sürekli olarak bu tür ürünleri kullanmaya devam ediyoruz. Bunları hayattan çıkartmak aslında işin birinci adımını atmak. Ürettiğimiz atığı azaltmak. Ondan sonra ikinci adım bu ürettiğimiz atığı geri dönüşüme yollamak. Yani ayrı ayrı toplamak. İşte ambalaj atıklarını ayrı bir yere koymak organik atıkları ayrı bir yere koymak, geri dönüşmeyen atıkları da ayrı bir yere koymak. Bu neden önemli? Bunu yaptığımızda o döngüsellik dediğimiz, yani doğadan kaynak alarak ürettiğimiz bir takım ürünlerin atıklarını doğaya bırakmak yerine yeniden üretim süreçlerinin içerisine katıyoruz. Ve bunlar geri dönüşüm süreçleriyle ham madde haline gelip yeniden hem ekonomiye kazandırılmış oluyorlar hem de başıboş bir şekilde doğaya bırakılmamış oluyor. Hı hı. Bu çöpüne sahip çıkma mantalitesi açısından ne kadar olgunlaştık Emrah Bey? Yani bu konuyu bir süredir konuşuyoruz ama bilinç seviyesi olarak baktığımızda toplumda ne kadar yol alındı sizce? Bir önce dünyadan bahsedeyim, sonra isterseniz Türkiye'ye geleyim. Şimdi çöpüne sahip çıkmayı biraz açayım önce. Vakfın adı Çöpüne Sahip Çık Vakfı çok kendini anlatan bir isim ama çöpüne sahip çıkmak demek aslında kullandığımız, tükettiğimiz bütün kendimize ait şeylere sahip çıktığımız gibi onlar işe yaramaz hale geldiğinde de buna sahip çıkmaya devam etmek. Ee, çok basit örnekler var. Yani bir şeyin çöp olup olmaması aslında büyük oranda bizim kararımızla ortaya çıkıyor. Beğenmediğim, artık giymediğim bir kıyafeti çöp yapabiliyorum. Ya da işte demin bahsettiğim normalde ihtiyacım olmayan tek kullanımlık ürünleri alarak bunları çöp haline getirebiliyorum. Çöpüne sahip çıkma kavramı aslında çok değerli bir kavram o anlamda. Birincisi tükettiğim şeylere sahip çıkacağım. Kullanamadığım yerde gerçekten çöp haline geldiğinde geri dönüşmeye olacağım. Daha öncesinde de bu tüketim anlamında satın aldım ve tüketmeye çalıştığım şeylerin aslında gerçekten ihtiyacım olup olmadığına bakacağım. Şimdi dünyadaki duruma baktığımızda çok iyi bir yerde değil dünya. Dünyada demin bahsettiğim 2.1 milyar ton çöp üretiliyor. Bunun geri dönüştürülebilir kısmının yaklaşık yüzde 20'si geri dönüşme yollanıyor. Tüm dünya genelinde bir değer bu. Avrupa OECD ülkelerine baktığımızda ki Türkiye'de bir OECD ülkesi biliyorsunuz. Bu yüzde %30'ların biraz üstüne çıkıyor. Yani üçte birin aşağı yukarı OECD ülkeleri geri dönüşüme yolluyorlar. Türkiye'ye geldiğimizde Türkiye'de biz %11-12 arasında gidip geliyoruz şu anda. Pandemide bu oranın biraz düştüğü de söyleniyor. Henüz onunla ilgili veriler gelmedi. Ama her halükarda biz OECD ortalamasında altındayız, dünya ortalamasında altındayız. Şu anlama geliyor, ürettiğimiz bütün atıkların, %88'ini aslında başka bir amaç için kullanabilecekken, tüketime yeniden, üretime yeniden sokabilecekken biz depolama alanlarına ya da doğaya bırakıyoruz. En büyük sıkıntımız şu anda bu. Dolayısıyla sorunuza dönecek olursam çöpe sahip çıkma konusunda dünya da çok iyi bir yerde değil ama biz Oradan da daha maalesef geri bir yerdeyiz. Çok işimiz var. Evet gerçekten çok işimiz var öyle görünüyor rakamlara bakıldığında. Peki biraz vakfı anlatalım mı? Yani burada bu resim içerisinde vakfın pozisyonu nedir? Siz nerelere önceliklendiriyorsunuz, nerelere odaklanıyorsunuz? Çöpüne Sahip Çık Vakfı'nın aslında kuruluş amacı toplumda bir dönüşüm yaratmak. Yani bizim yapmaya çalıştığımız şey atık yönetim sistemleri geliştirmek ya da işin teknik kısmıyla ile ilgilenmek değil. O mühendislerin yapması gereken çevre mühendislerinin ya da işte yerel yönetimlerin görevi. Bizim burada yapmaya çalıştığımız insanların tüketim alışkanlıklarını ve ondan sonra da bu tüketim alışkanlığı sonucunda ortaya çıkan atıkları nasıl attıklarına dair davranışlarını dönüştürmek. Bununla ilgili eğitim projelerimiz var. Çocuklara yönelik ciddi anlamda Milli Eğitim Bakanlığı'yla da bir protokol imzaladık bu amaçla. Bir eğitim programımız devam ediyor şu anda. Farkındalık çalışmaları yapıyoruz. Sahada ya da online olarak çok farklı kurumlarda çeşitli çalışmalarımız var. Bir oyunumuz var. Çöpü Sıfırlı adında bir kutu oyunu bu. Ve bunun bir dijital versiyonunu oluşturduk. Bu Çöpü Sıfırlı oyunun dijital versiyonu şu anda mobil cihazlara indirilerek bedava bir şekilde oynanabiliyor. Kutu oyunu satışta, onu maalesef bedelsiz veremiyoruz çünkü bir maliyeti var bize. O maliyeti karşılamamız gerekiyor. Oyunun esprisi şu aslında. Oyun, dört kişiyle oynanıyor. Dört çocuk oynayabiliyor bunu. 8 yaş ve üzeri kitleye hedefliyor. Bilgi Üniversitesi ile beraber geliştirildi oyun. Oyunun hedefi şu aslında. Oyun, bu dört çocuğun, masa etrafında oynayıp zaman geçiren 4 çocuğun eğlenirken farkına varmadan aslında gerçek hayatta ilgili bir simülasyon yaşamasını sağlıyor. Çünkü oyunda Demin bahsettiğim atığı azalttığında puan kazanıyor. Geri dönüşüm yaptığında puan kazanıyor. Yeniden kullandığında puan kazanıyor. Çöpünü doğru yere attığında puan kazanıyor ve kazanıyor. Oyunun kazananı var fakat kaybedeni yok. Yani siz oyunu kazandığınızda diğer oyun arkadaşlarınız kaybetmiş ve bir şey ellerinden gitmiş olmuyor farkı. Toplamlı değil yani. Değil. Oyun. Sadece hı. siz birinci olmuş oluyorsunuz. Hı hı. Bu çok önemli ee, sosyal amaç güden oyunlarda çünkü Sosyal amaç güden e, süreçleri simüle ettiğiniz için kaybedeni olduğunda zaten anlamı kalmıyor evet. işin. Dolayısıyla bu oyun onu sağlıyor çocuklara. Onun dışında e, bizim başka model projeler geliştiriyoruz, araştırmalar yapıyoruz Türkiye genelinde. Bu araştırmalara ben çok önem veriyorum çünkü araştırmalar bize toplumun neyi neden yaptığını ve ne beklediğini gösterdi. Evet. İki ayrı araştırma yaptık Türkiye genelinde, e, tüm Türkiye'yi kapsayan araştırmalardı. Çok çarpıcı sonuçlar çıktı. Toplum e, atık ve çöp konusunda, geri dönüşüm konusunda aslında bilgisiz değil. Neredeyse her şeyi biliyoruz. Fakat bunu davranışa ve tutuma dönüştürmeye geldiğinde bahaneler bulmaya başlıyoruz. Yani geri dönüşüm önemli diyor toplumun çok büyük bölümü, %70'e yakını. Fakat yine aynı toplumun çok ciddi bir kısmı da ben geri dönüşüm yapmıyorum diyor. Peki neden yapmıyorsun dediğimizde de çok ciddi bir kısmı gene tabiri caizse tesis olsa ben neler yaparım diyor. Yani işte atık kutusu yok diyor, belediye toplamıyor diyor, çok uzakta diyor geri dönüşüm, of kim götürecek oraya falan diyor ve hep öğrenilmiş çaresizlik içinde aslında sorumluluğu kendimizin ötesinde başkalarına atmaya çalışıyoruz. İki veri vereceğim sadece araştırmadan çok çarpıcı olduğu için. Bir soru sorduk dedik ki hayatınızda hiç yere çevreye çöp attınız mı? Sizce Türkiye'de yüzde kaç insan atmamıştır bir kere bile düşünün. Verilen cevaptı yüzde yetmişe yakını hiç hayatında çöp atmadığını iddia etti. <laughs> Soruyu çevirip araştırmanın sonunda Şaşırtmalı olarak bir daha sorduk. Dedik ki bu sefer çevrenizde hiç yere çöp atan insan var mı tanıdıklarınız arasında? Yine %70'e yakını evet dedi. Şimdi birinden birinin yanlış olması gerekiyor. Hı. Dürüst bir cevap olmaması gerekiyor. Dolayısıyla burada şunu görüyoruz. Bunu ben hep örnek olarak veriyorum. Sigara çok zararlı bir şey. Bunu bilmeyen yok. Ama sigara içiyor muyuz? Evet içiyoruz. Neden içiyoruz sorusunun cevapları aslında rasyonel olmayan hı hı. ve bahane yönelik cevaplar. Atık ve çöp konusunda da toplum aynı şeyi yapıyor. Bizim yapmaya çalıştığımız o bahanelerin aslında geçerli olmadığını topluma gösterip evet. o sorumluluğu bireysel olarak almalarını sağlamak. Birçok yerde çıkan niyet aksiyon uçurumu burada da karşımıza çıkmış var. gibi Her gözüküyor. Var. Son olarak e, kısaca sizden e, şeyi de rica edeyim. Upcycle İstanbul içerisinde de varsınız. Orada Varız. da e, katkınız olacak. Neler yapacaksınız? Biz bu tür festivallere çok önem veriyoruz. Upcycle İstanbul'u anlamda bizim için çok önemli. Çünkü insanların toplandığı yer, tabiri caizse onları yakaladığınız ve onlara hemen bir şeyler anlatabildiğiniz yerler. Ee, i̇nsanlar oraya eğlenmeye geliyorlar, güzel vakit geçirmeye geliyorlar. Bu festivalin tabii ayrı bir özelliği var, bir farkındalık mesajı içeriyor. Yani kuru bir müzik festivali ya da eğlence alanı değil burası. Dolayısıyla bizim orada yapacağımız iki tane ana etkinlik olacak. Birincisi bu az önce bahsettiğim kutu oyunu ile ilgili bir atölye çalışması yapacağız. Oraya gelen çocuklar ebeveynleriyle beraber bu oyunu öğrenip orada oluşturulan bir alanda oynayacaklar. Bunu daha önce de gerçekleştirdik. Bu çok eğlenceli bir etkinliğe dönüşüyor. Çünkü çocuklar zaman zaman tartışıyorlar, ebeveynlerine bir şeyleri anlatmaya başlıyorlar ve eve gittiklerinde aslında kendi öğrendikleri evdeki yetişkinlere de bulaşıyor. Dolayısıyla bu çok önemli bir şey. Bunun dışında bir de bizim Atıkcan adını verdiğimiz bir maskotumuz var. Bu aslında bir süper kahraman böyle bayağı pelerini falan da olan bir konteynerin hayat bulmuş şekli. Çocuklarla oyunlar oynuyor. Çocuklara bir şeyler anlatıyor, işte onlarla dans ediyor, müzik yapıyor vesaire. Bu çok etkili oluyor çok enteresan bir şekilde. Ve zaman zaman çocukların da ötesinde yetişkinlerin mesela onunla fotoğraf çektirmeye başladığını falan görüyoruz. Daha önce İstanbul Maratonu'nda benzer etkinlikler yapmıştık. Dolayısıyla Atıkcan orada olacak. Oyunumuz orada olacak. Oyunu oynatacak olan moderatörlerimiz orada olacak. Herkesi katılmayı ben davet ediyorum. Yani hem eğlenecekler çünkü hem de faydalı bir şey yapmış olmanın o hazzıyla akşam eve gidecekler. Bu çok önemli. Emrah Bey çok teşekkürler. Değerli bilgileriniz için bugün bizlerle birlikte olup bu sohbeti bizlerle gerçekleştirdiğiniz için. Ben teşekkür ediyorum.